Merhabalar hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomda kayınvalidemlerin evinde yapmış olduğum bir takım değişiklikleri biraz fotoğraf birazcık da görsel olarak size aktarmak istedim kendisi evde yokken bunları yapmıştım o yüzden paylaşma şansım yoktu sürpriz bozulmasın diye ve şimdi o karelerden bazılarını açıklama yaparak sizinle paylaşmak istiyorum İlk önce eve getirdiğim sehpa ve vazo ile başlamıştım ee, birkaç değişiklik yapacaktık aslında ama hepsi birbirini takip etti. Böylelikle projemiz başlamış oldu. İlk sehpa ve vazo boyandı. Daha sonra koridordaki bu 14 kapak sadece bu resim var şu an elimde. Kapak sayısı çekmiştim. O şekilde kaldı. Daha geniş bir fotoğraf yoktu. Bu vestiyeri tamamen Tüm kapakları çıkartarak boyadım. Her zamanki gibi temizliği, zımparası ve e, astar boyama derken kulplar siyaha boyandı. Detaylar siyaha boyandı. Ve böylelikle tüm dolaplar beyaza boyanmış olarak bitirildi. Tabi kapıyı boyamasak olmazdı. <laughs> Kulplarını söküyoruz. Çünkü kapkara bir e, görüntü vardı orada. Zımparasını yapıyoruz. Aslarını yapıyoruz ve üzerine dilediğiniz son kat boyasıyla e, tamamlayabilirsiniz ve kulpları geriden takıyoruz. Şu anki görüntü bu şekilde oluyor. Biraz önceki ile ne kadar farklı bir görüntü oldu. E, önceki böyle karanlık ve kasvetli iken e, şu an birden aydınlandı ve çok da şık bir görüntü oldu diyebilirim. Tuvaletteki dolabı da aynı şekilde boyadım. E, koridor L koridor olduğu için iki tarafa bu lambadan yaptım. YouTube'da mevcuttur videosu. E, bu lambayı da oturma odasına yaptım. Çok şık ve çok güzel bir lamba oldu. Çok simetrik bir yapıştırma sistemi vardı. Çünkü e, mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Daha sonra balkon projesine başladık. E, yeşil bir balkon demiri ve kap bir duvar vardı kahverengi. Duvarı diodinamik Astar ve e, iç cephe boyasıyla boyadım. Balkon demirlerini de yağlı boyayla boyayarak sonlandırdık. Diğer aşamalar tabi devam edecek. E, kapının oraya da götürmem gereken malzemeleri bırakıyorum. Sandalyeler ve yastıklar olmak üzere kendi evime getirip evde yapıp devam edip oradaki projeye devam ediyorum. Şu tarafa da hasır otunu koyalım. Aa, Bak. Evet. Hı hı. İki tane. Orası bozmuş. Kanepeyi de biraz sağa kaydıralım. Ortalansın. Bak ortalı değil. Değil mi? Hı -hı. Şey gözüküyor. Bir de yastıkları yapalım yastıkları da yapalım, sandalyeleri de yapalım derken biz projeyi bayağı bir genişlettik. bu sandalye yapımı YouTube'da videolarım arasında mevcuttur. Dilerseniz üst kısmı yine etiket olarak ekleyebilirim. Sandalyelerimizi tamamladık. balkonun dış kısmına güneşlik olarak bir perde diktik. Bu esnada sipariş olan halılarımız geldi. Biz yine diğer tarafa geçiyoruz ve perdemizi taktık sandalyelerimizi koyduk bir masa ekledik oraya güzel bir kahve köşesi yapmaya çalıştık yerdeki paspastan duvardaki şu an rafa kadar sürekli eklemeler yapıyoruz ki ortam tamamen sonuçlansın diye bu da halımızı serdikten sonraki görüntümüz çok değişti bir önceye bir bakalım bu şekildeydi, karanlık, kasvetli, sarı, kahve tonları ve şimdiki hali ise tamamen değişime uğradı diyebiliriz. Çok da güzel oldu, çok da şık oldu. Halımızın modeli, mermer efekti, e, siyahlar çerçeveye, e, beyaz dolaplara, içindeki sarı ise çelik kapıdaki e, kollara uydu hepsi tam bir kombin oldu öncesi ve sonrası koridorun bu şekilde geldi şimdi getirmiş olduğumuz yastıklara başladık yastıklarda yine youtube kanalında yastık ve kırlent bölümünde mevcut biliyorsunuz gri ile başlamıştım bu renge dönmüştüm ve 6 tane yastığı 2 2 2 olmak üzere 3 modelde sonlandırmıştık Bunlara da yine videolardan ulaşabilirsiniz yapmak isterseniz. Şu an hani taban renk yeşil, taban renk kırmızı üzerinde gösteriyorum ki bir görsel olarak renk koyumuna bakabilirsiniz diye. Şimdi tekrar o tarafa gidiyoruz. Balkonu ve koridoru yaptıktan sonra bu perde zaten şu an geçici olarak takılmıştı. Zaten bu eve ait değildi. Olmamıştı da. Buranın ölçüsünü aldık. Perde seçimimizi yaptık. E, perdede altın, bakır ve gümüş renkleri var. Çok beyaz bir perde olsun istemedik. Böyle çok şey olmasın diye, çiğ durmasın diye. Ortama uyum sağlayan perdeyi seçtikten sonra karşıya iki parça ve yana bir parça olmak üzere dikime gönderdik. Şu an onları da taktık. Balkondan İçeriye bakıştaki görüntümüz bu şekilde. İçeriden balkona da bu şekilde oldu. Balkon perdesi ve mutfak perdesi tamamen bu gidişattaki düzeni çok şık gösterdi diyebilirim. Şu an içeriye baktığımız görüntü. Tabii ki birkaç detay daha var. Onları henüz gerçekleştirmedim. Şu an perdenin açık halindeki görüntüsü zebra perde kaydırmalı. Ve tekrar eve geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer ve son yastıklar. Bunları da tamamladıktan sonra burada yapılacak şeyleri burada yapıyoruz. Orada yapılacak şeyleri orada devam ederek projeyi büyük bir hızla ilerletiyoruz. Son yastıklarımızı da yaptıktan sonra 6 tanesi bitmiş oluyor. Önceki hali de şimdi üst kısma gelecek. E, bu şekildeydi. Ve yine diğer tarafa geçiyoruz. E, duvardaki şey tamamen raf hazır aldım. Ama diğerlerini sadece renkli, renklendirmek amaçlı bir duvar süsü olarak kullandık. Böylece e, bir kahve içimlik güzel bir köşe elde etmiş olduk. Yastıklarımızı da yerine yerleştirdik. Şu an hepsi zaten ayarlanmış şekildeydi. Dantelliği karşıya göre e, deri olanları sağa ve panç olanları da sola olacak şekilde en başından o şekilde yapılmıştı. Hepsi de böylelikle yerini bulmuş oldu. Bunlar da e, daha önceki sepete yerleştirdiklerim. Ve birkaç tanesini alarak bu vazoya ekledim. Biraz değişik dursa da başka bir çiçekle değerlendirilebilir ya da değiştirilebilir. Şu an balkonun ee, Balkonu geziyoruz. Çok büyük değil ama. Balkon demirleri boyandı. Yağlı boyayla boyadım. Onu tekrar söyleyeyim. Çok büyük bir balkon değil. Ama güzel ve şık temiz bir görüntü elde ettik nihayetinde bizim için en önemlisi olan oturulabilir durumda temiz olmasıydı. Şimdi tekrar salona dönüyoruz koridora, Koridordan girişteki mutfak bölümümüzde yenilediğimiz yerlere tekrar göz atıyoruz. Neler eklenmeli diye. Bunun için biriz çubukları aldık kapıdaki bölüme. Ve bunları monte ederek bal peteği şeklinde yani desensiz bir tül alarak buranın tülünü dikmeye başladım. Orada diktiğim bir bölümdü burası. Demirleri bu şekilde monte ediyoruz ve oralara e, Perdeyi dikip çubukları içinden geçirip perdeyi o şekilde takıyoruz Böylelikle hani araya uzun bir perde atmamıza gerek kalmıyor e, Mutfağı da zaten bayağı bir dağıtmıştım <laughs> Bu şekilde perdenin boyunu ayarlıyorum Üst çubuğa geçirdim Ara boy ölçüsünü alıyorum Ve alt bölümde diktikten sonra perdeyi tamamlıyoruz ve çubuklara geçiriyoruz. İki parçasında da iki ayrı perde var. Dilerseniz ortasından böyle bir kemer atabilirsiniz. Mekan dar olduğu için bazı fotoğrafları mecburen dikey olarak çekmek zorunda kaldım. Şimdi koridorumuzu gezmeye başlayabiliriz. Tablomuzu renklendirme amaçlı taktık. Kalorifer peteklerini de boyadım. Daha sonrasında Koridordaki görüntümüzün şu anki son hali. Ee, oradaki elektrik panosunun camı yoktu. Onu da sonradan beyaza boyadım. Evet <laughs> boyandı yani. Onu o şekilde orada bırakamazdım. Çünkü ayna kenarı siyaha boyandı. Ee, bu kanepenin kenarlarının döşemesini değiştireceğiz. Ve oraya farklı bir örtü yapacağız. Yine koridorun diğer kısmındaki lamba. ve salonumuzun şu anki hali yastıklar yerini buldu ee, soldaki pampaslar çok güzel köşeye uyum sağladı ama sağdaki e, hasar otu böyle biraz kısa ve az kaldı şimdi onların çalışması yapılacak duvara orada kiriş bölümü var oraya makrome bir e, bölüm yapılacak duvar saati yapmayı düşünüyorum Buradaki hasır otları birazcık daha uzun ve böyle dolu dolu olması lazım ki karşıdan baktığımda ikisi eşit durumda olsun. Kanepeyi de evet biraz ortalayalım bu esnada. Şu an koridora bakışımız da bu şekilde oldu. Keşke içerideki parkeler açık renkli olsaydı çok daha güzel gözükecekti. Hiç sevmediğim parke renklerinden bir tanesi bu oldu. Kapının arkasındaki sehpalar boyanacak. Onu henüz boyamadım. Evet, prizi boyamışım buradaki bölümde. Elektrik şartelini. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz beğendik. İnşallah güle güle otururlar diyorum. Tüm emek biraz matkaplık işler dışında çoğu bana aittir ve severek, isteyerek yaptığım bir çalışma oldu. Yaparken de onlardan daha çok benim mutlu olduğum bir çalışma oldu. Yapmak istediğim bazı şeyler var. Onları da ilerleyen süreçte hem ekleyeceğim hem de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Buraya mesela bir duvar kağıdı veya bir televizyon ünitesi gibi bir şey düşünüyorum. Ama şu an ne zaman olur orasını tam bilemiyorum. Şu an yerleştirdiğimiz çiçekler yani illaki uzun bir vazo kullanmanıza gerek yok. Bunda da çok şık durdu. İçine de kendi saplarından parçalar kestim. Çok da orijinal bir görüntüsü oldu. Dilerse değiştirebilir diye düşünüyorum. İçeriye renk katması açısından güzel bir köşe oldu. Oraya bir köşe bakmıştık ama kafamda tasarladığım şekilde bir şey bulamadım. İlerleyen süreçte belki onu da tamamlayabilirim diyorum. Buraya sağ tarafa bir beyaz dolap bakmıştık. Onun ölçüsü olmadı. Oradaki mavi çekmeceyi kaldırmak için o aklımızda. ve anne baba burada kahvelerini ve çaylarını içiyorlar. Sonucu da aktarayım size. Köyden geldiler. Çay içmek için balkona çıkıyorlar, kahve içmek için çıkıyorlar. Ve çok da beğendiler, çok da mutlu oldular. Onlardan daha çok ben yaparken aslında mutlu oldum diyebilirim. İnşallah mutlulukla, sağlıkla Allah oturmak nasip eder diyorum. Bunlar da küçük renklendirmek amaçlı yapılan e, detaylar duvar süsü. Sepet e, hasır otlarından yaptım. Demir şeyi tabanı vardı zaten. Ona kendim ördüm. Burası zaten çok şık oldu. Koridor ayrı şık oldu. Yastıklar ondan daha güzel oldu derken Gerçekten eve tamamen değişik bir hava kattı hepsi de ufak tefek detaylar var onu da ilerleyen zamanda değerlendirip telafi etmeye çalışacağız uygulamaya çalışacağız çünkü kafamdaki bazı projeleri daha eklemeyi istiyorum Bu da en son yastıklardan kalan kumaştı bunun da videosu var masa örtüsü olarak hani sehpada göstermek istedim burada fiskos masasında bitmiş hali bu şekilde ve son masaya örterek kase ekliyor ve bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle.